Vay be. Sen basbayağı seviyorsun bu çocuğu. Emin misin? Son kararın mı? Ne diyorsun abicim sen? Hayır, ben şu an sana inanamıyorum. Ben sana bir soru sorayım. Mert'im, bugün buraya 400 kişi geldi. Nasıl sevişeceksiniz bu akşam? Kapı Ceren'i tam. Küçük ama yani çok güzel. Ben çok seviyorum. Gel Ceren'cim, oturuyoruz hep beraber burada tatlım. Net ol kızım bana. Evet mi, hayır mı? Ay, bu ne biçim bir soru, onu anlamadım ben. Kendine gel ya, böyle bir şey olabilir mi ya? Tamam, ben konuşmak istemiyorum. Neden? Ben yattım demedim ki. Ya siz ikiniz de kafayı yemişsiniz. Çünkü senle ben aynı değiliz. Maalesef ki ben seni seviyorum. Adam mı olayım? Bak şimdi oluyorum adam. Sen gerçekten seviyor musun bu kızı? Action'dan hepinize merhaba. Yılın en çok konuşulan filmlerinden LCV Lütfen Cevap Verin'in ekibiyle birlikteyim bugün. Evet, şöyle bir tanıtmaya başlayayım. Yönetmenimiz İsmet Kurtuluş, senaristimiz Erdi Işık, başrol oyuncularımız Cemliğit Üzümoğlu ve Melisa Şenolsun. Hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Şimdi iki eksiğimiz var, onları da hemen hatırlatalım. Üçüncü başrol oyuncumuz Ussan Çakır ve senin ortak yönetmenliğini yaptığın Kaan Arıcı. Eş yönetmenim Kaan Arıcı. Evet, eş yönetmenin. Onlar yok aramızda. Hadi ben şöyle başlayayım istiyorum. Cem'i ben tebrik edememiştim Antalya'da. Antalya'da en iyi erkek oyuncu seçildi. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hani bu klasik bir soru ama öyle bir başlayalım mı? Hani ne değiştirdi hayatında üzerinden 6 ay geçti? Hiçbir şey değiştirmedi. Ben de hani bir şeyler değişir diye bekliyordum ama aksine her şey daha da kötü gitti yani. Yani ödülle çok ilgisi yoktur muhtemelen ama yani umarım yoktur çünkü eğer ödülle ilgili bir yani bir bağlantısı varsa, bu böyle de giderse nereye yok, gider bilmiyorum. Hiç öyle almayalım. Ben çünkü ne demek istediğimi çok iyi anladım. Ödülle ilgisi yoktu. Evet. Ama bir de tabii şöyle bir şey oldu. Hani Antalya'da izleyiciyle buluştu ilk kez film. Dünya Türkiye premierini yaptı. Arkasından zannediyorum İstanbul Film Festivali'nde ilk kez gösterildi. Ve ondan sonra da bir daha sinema özel gösterimler dışında sinema serüvenini yaşayamadı. Dolayısıyla 10 Haziran değil mi? Doğru söylüyorum. 10 Haziran ve sonrasında. 10 Haziran'dan itibaren Blue TV'de efendim LCV. Evet. Orada izlenecek. O zaman daha çok konuşulacak ödülün, eminim ben buna. Peki. Film konuşulsun. Film, film tabii ki film konuşulacak. Film konuşulacak. Dolayısıyla evet. Senin ödülünde. Peki Melisa, hadi biraz senden dinleyelim. LCV nasıl bir hikaye anlatıyor? Nasıl bir film izleyecek? Bu arada hemen şunu da hatırlatayım. Çok gevezeyim biliyorum ama. Estağfurullah. Bu konuştuklarımız biraz spoiler içerecek. Dolayısıyla hani bana kızmayın, alta yazmayın spoiler, spoiler, spoiler diye. Bu program spoiler içerir. Hadi. Evet. Hemen büyük spoilerla başlayalım. Şöyle, üç karakterimiz var. Ceren, Semih ve Mert karakteri. Normalde bir düğün öncesi hazırlık odasında geçiyor filmimiz. Düğünden önceki son bir saati anlatıyoruz. Ve o bir saatte de olayların hızlı bir şekilde patladığı gerçek bir yüzleşme ortamına dönüyor. Dışarıdan bakıldığımızda heteronormatif bir ilişki olarak görüyoruz. Öyle bir düğünün içindeyiz. Ama işte burası da spoiler içeriyor. Öğreniyoruz ki Mert ve Semih karakteri arasında büyük bir aşk varmış, uzun yıllar süren. Ve oradan sonrasındaki karakterlerin dönüşümü, buna verdikleri reaksiyon ve eteklerindeki taşları dökmesini izleyeceğiz. Evet, bunu harika. İzleyecek. Peki, nasıl çıktı o öykü ortaya? Onlar devam edelim mi? Olur. Senin yazdığın bir tekst miydi? Birlikte karar verip konuşup üzerinde çalıştığınız bir şey miydi? Hadi onun hikayesini dinleyelim. Şöyle, ben bunu ilk etapta oyun olarak yazmıştım ki çoğu izleyicinin de tahmin edeceği üzere.
Sonrasında oyun versiyonunu İsmet'le, İsmet çok beğendiğim bir yönetmen arkadaşımdı. İsmet'le paylaştım okuması için, fikrini almak için. İsmet de okuduktan sonra bunu film yapma fikriyle geldi. Tam da pandeminin başlarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ankara'ya giderken böyle bir, değil mi? Öyle bir şey hatırlıyorum yani pandeminin başlarındaydı. Ben ne zaman nasıl hayata geçiririm bilmiyordum o dönem açısından baktığımızda. İsmet'in film yapma fikri beni çok heyecanlandırdı açıkçası. O yüzden buna tamam dedim, direkt yürüyelim. Tabii ki yazdığım ilk hali bir oyun haliyle beraber şu anki versiyondan da farklı bir haldeydi. Bunu beraber sinemaya adapte edelim dedik, sinemaya adapte ettik. Sonrasında tabii ki bu süreçlerde Kaan da dahil oldu. İlk etapta masa başı çalışmaları üçümüz yaptık aslında. Sonrasında zaten biz bir ekip olduk ve bu buraya kadar geldik, öyle söyleyebilirim. Peki. Yapımcı ortağımız Feri Bağcıgüler bize katıldı ve sonra da oyuncularımız da bir araya geldik. Evet. İşte sonra gerisini biliyorsunuz. Peki, Türk seyircisinin çok, Türk sinemasının daha doğrusu alışık olmadığı bir şey anlatıyor. Hem içerik olarak hem de biçim olarak. Tek bir mekanın içinde yaklaşık 70 dakika sürüyor film ve bir tek mekanın içinde neredeyse eş zamanlı olarak geçiyor. Bunun yönetmen açısından zorlukları nedir veya kolaylıkları neler? Hadi biraz onlardan bahsedelim. Yani hiç yapmadığım bir şeydi. Kaan'ın da yapmadığı bir şeydi. Bizim Biz Kaan'la 3. filmimiz bu. Birlikte film işte bir süredir çekiyoruz 2015'ten beri. Ve böyle bu gerçekten tam bir real time akan bir şey ve esas mesele onun hiç kesintiye uğramadan herhalde aktarılmasıydı. Bizi en çok düşündüren, yani bu nasıl yaparız diye sorgulatan şey o topun yere düşüp düşmeyeceğiydi. Yani acaba bu akacak mı, akmayacak mı? Ve ona çok uğraştık. Yani oyuncularımızla böyle bir tiyatroya çalışır gibi bütün işte herkes nerede duracak falan onları çalıştık belli bir süre. Sanırım 15 gün kadar, belki daha fazla. Ondan sonra da sette buna oynadık ve yine de çok kolay olmadı. Açıkçası kurgusu çok uzun sürdü, aylar sürdü. Ve bunda zorlandık ama zorlanacağımızı bildiğimiz bir şeydi. Onun dışında yani bizim yönetmen olarak aslında azıcık dışarıda durduğumuz bir işti diyebilirim. Şu yönüyle bizim istediğimiz şey topu yere düşürmeden oyunculara o performansları için o alanı yaratmak. Yani kamerayı onların önüne koymak, buraya kayda girmek ve susmaktı. 20 dakika boyunca onlar oynuyordu ve her böyle bir kelimeyi unuttun, şurayı şöyle yaptın, hiç kimse içeri girmiyordu. Siz oynayın abi, yani yeter ki akışta kalın. Ve onlar da bunu çok benimsediler. Aslında bir yönüyle zor onlar için de. İşte herhalde bir yönüyle de kolay, şimdi siz söyleyin. Çünkü sürekli gelip kesen biri yok yani. Bu anlamda zordu ve heyecan vericiydi ama bunu bilmiyorum ben. Seyirci başardığımızı söylüyor. Evet, öyle. Bence de öyle. Çok farklı zorlukları var herhalde, özür dilerim. Hadi sen... Yani onlar tarafından bence çok farklı zorlukları var. Yani bizim açımızdan da öyle ama günün sonunda karar veren kişi olarak onların masada hani değiştirmesi gereken bir şey var. Hani biz 20 dakika hani başladı, oynadık 20 dakika. Bir sonraki 20 dakikada bambaşka oynayabiliyoruz. Ve onların toplaması gerekiyor. Yani hani, zaten yönetmen işlerinden biri de oldu. Evet. Oyuncu yönetimi. Ama kesinlikle öyle ve bence buradaki güzel taraf da onların buna karşı açık olmalarıydı. Yani bizim bazı şeyleri farklı yaptığımızı bilmelerine rağmen tabii ki gelip şey dediler. Hani her zaman kontrolleri oradaydı aslında. Tabii ki hani susup hiç karışmadılar bizim işimize. Ama aynı zamanda da karıştılar ya. Yani kimi zaman da ya bak burayı böyle yapmıştım bunu unutma. Ama pek çok zaman da bizi özgür bıraktılar. Bu da aslında bir çeşitlilik oluşturdu belki de onların masasında. Hani bu hem bir zorluk ama aynı zamanda üretim için bir kolaylık belki de. Bir yaratıcılık. Benim çok pardon şöyle lütfen. Bir görsel aklımda kaldı. Gerçekten dar alanda kısa paslaşmalarla dolu bir çekimde böyle videolar var backstage. Cem bir yerde hem bumu tutuyor bir yerde karşılık veriyor. Sonra o sırada yer değiştirmemiz gerekiyor ama gerçekten çok dar bir alanımız var ve kalabalık sayılabilirdik orada yani. Usan alttan geçiyor, ben bir şey yapıyorum, o kadar komikti ki. Yani bayağı bir koreografide çalışıldı o zaman. Evet. Değil kendiliğinden oluşmuş oldu. Yani kamera ve sesle. Tiyatro olmuş olsaydı o zaman bunu yani yerleşimini yapmak belki çok çok daha kolay olurdu. Çünkü hani biz seyircinin nerede olduğunu biliyoruz. Fakat hem sinema olduğu için
hem de o an sadece işte seyirci buradadır da demediğimiz için her tarafa oynuyoruz. Ve böylelikle bütün kameraların o açıları onlara göre hesap etmesi gerekiyor. Yani tabii ki biz hani bunları işte tiyatro sahnesinde oturduk çalıştık ama onlar tarafından büyük bir zorluk vardı. Yani mekanımız hani buranın belki bir tık daha darı ve bir tık daha uzunuydu. Ama bu mekanda 6-7 kişi aynı anda bir şeyler yapmaya çalıştı. Bazen. Vallahi elinize sağlık. Çok güzel yapmışsınız. Bir de tabii şunu söylemem gerekiyor. O kadar iyi 3 performans izliyoruz ki yani birinden biri eksik olsa, birinden biri fazla veya daha az olsa ortaya çok kötü bir şey çıkabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle o büyü bozulacaktı. O şey hemen batacaktı falan. Yani, o evet haklısın. Yani aralarındaki bilmiyorum öyle geliyor bize herhalde öyledir. Birbirlerini çok iyi anlamışlar, birbirlerini çok iyi dinlemişler, birbirlerini sevmişler. Evet. Dolayısıyla o da bize hani birbirlerini film içinde çok sevmeseler de bize yansıyan şey hani daha profesyonel bir göze yansıyan şey birbirlerini çok iyi anladıklarıydı. Doğru. Bir de işte o aslında öncesinde yaptığımız o 15 günlük çalışmanın da çok büyük bir orada önemi var. Bir de daha öncesinde de yani aslında 10-15 gün sahne üstünde aktif prova yaptık. Evet. Ama yani yaklaşık bir 3 ay falan masa başı hep birlikte ve bu noktada da her zaman söylüyorum Erdi de İsmet de Kaan da her zaman böyle çok açıktılar. Bir şey değiştirmek istediğimizde hiç ikiletmeden değiştirdiler. Birlikte her karakteri herkes yani hep birlikte tartıştık. Yani bunun şuraları saçma olmuyor, yetersiz kalıyor, bunun burası bilmem ne falan. O yüzden böyle o şey de bize geçti. Gerçekten sahiplenmiş oluyorsun ya. Yani sadece bir işin içinde oyuncu olarak bulunmadık da her alanı tecrübe edebildiğimiz için hani bir nebze böyle derler ya bebeğim gibi oldu falan. Öyle oldu. O sahiplenme hissi onu doğuruyor ve getiriyor ve orada tabii ki birbirimizi masa başında çok dinlediğimiz için zaten kafa yapısını da anlıyorsun vesaire. Orada dinlemeye başladığımız için o çekim gününe de yansıdı. Daha kolay aktı yani. Bir de hani çok Türk sinemasına alışık olmadığımız bir durum. Son yıllarda genç oyuncular yapıyorlar ama ortak yapımcılar da aynı zamanda oyuncularınız değil mi? Yanılmıyorum. Evet, aynen öyle. Sevgili Melisa, Cem ve Usan filmin aynı zamanda ortak yapımcısı. Ve tabii bunu yani sadece bir böyle title gibi düşünme. Çünkü ya gerçekten onlar hem senaryonun bütün en başından beri farklı noktalarına yorumlar yaptılar, bizi yönlendirdiler, sıkıştırdılar, zorladılar, önerilerde bulundular. Bir de sette de şöyle oluyordu. Az önce dedi ya sen dedin ya Cem, hani işte biz bir şey dediğimizde yönetmenlere çıktı. Evet ama mesela şu da oluyordu. Abi sen orayı şöyle oynasana yani ama hani şey gibi bir yerden değil. Hani öyle değil yani böyle öneri, bak böyle bir şey gördüm ne diyorsun? Hani evet abi bunu da yapalım falan yani bir şey gerçekten vardı. Çok seslilik. Ya bu arada şeyin de çok büyük önemi olduğunu düşünüyorum ben oyuncu olarak. İlk kez tabii ben de böyle bir şey tecrübe ettim. Çok da hoşuma gitti. Yani hiç kesmeme durumu var ya 20 dakika boyunca bir şey oynama hali. Mecbursun dinlemeye. Yani mecbur kalıyorsun. Dinlemeden devam edemezsin yani. O direkt belli olacak bir şey. Konsantrasyonu bence çok arttıran bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki hani tiyatroda da gerçek zamanlı bir şey eşlik ediyoruz ya seyirciyle birlikte eşlik ediliyor. O da onu daha gerçek kılan şeylerden biri. Çünkü o 20 dakika aynı tiyatrodaki gibi akmak mecburiyetindeyiz. Yani anda olmak mecburiyetindeyiz. Onun da bize, ya bana en azından yardım olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle. Zaten dediğim gibi anlıyorsunuz hemen. Peki dediğim gibi biraz spoiler verdik. Hikayenin nasıl bir hikaye olduğunu anlattık. Türk sinemasında yine çok karşımıza çıkmayan bir ilişki biçimini anlatıyor aslında. İlişkiler yumağını anlatıyor. Tiyatroda evet uygulanıyor. Tiyatroda sıklıkla karşımıza çıkabiliyor. Sen de çok iyi tekstler yazan bir aynı zamanda bir tiyatro yazarısın. Ama sinemada karşımıza çıkan hikayelerden değil bu hikaye. Nasıl cesaret ettiniz mesela? Artık bu ülkede çünkü bu tadımı, sıfatı kullanmamız gerekiyor galiba. Cesaret gerektiriyor yaptığınız iş. Evet, bunu yazarken ben kendisini sansürleyen ya da otosansür uygulayan bir yazar değilim her şeyden önce. Ve yazmak istediğim şekilde anlatmak istediğim şeyi en açık haliyle anlatmak istiyorum. Tiyatro, sinema, televizyon vesaire fark etmez. Onu yapmaya çalışıyorum. Ve ilk yazdığımda da oyundan sonra sinema yapma kararı aldığımızda da bunu hiç biz kendi aramızda konuşmadık bile İsmet'le. Oyuncularımız o sırada dahil değildi. Çünkü çok rahat bir şekilde yapabileceğimizi düşünmüştük. Neden? Bu küçük bir filmdi zaten en başından itibaren. Tek mekanda geçen 3 oyuncuyla.
farklı bir hikaye ve bir şekilde derdimizi anlatabileceğimizi, kolayca anlatabileceğimizi düşündük ki aslında öyle olmadığını farkına vardık. Kaldı ki ben bir de sektörün içerisinde olan bir insanım. Ya yani İsmet de keza öyle, hani farklı alanlarında olsak da biz bu işe bir ana yapımcı bulmak istediğimizde orada karşılaştık bunun şey olduğu, büyük bir cesaret olduğuyla. Çünkü ben bu film için çok rahat yapımcı bulabileceğimi düşünmüştüm. Az önce saydığım sebeplerden dolayı, küçük mekan, işte şey, az oyuncu, yani prodüksiyonel anlamda da çok fazla maliyet gerektirmeyecek bir durumdu. Ama konuştuğum ana yapımcıların hepsinden bir veto yedim ister istemez. Ve o an, evet, şu anda biz farklı bir şey yapıyoruz. Yani buna cesaret etmek istemediler. Şöyle önerilerle karşılaştım. Ben bunu gittiğimiz festivallerde söylüyorum. Çok yaratıcı bir öneri. Lütfen. Çok güzel. Ama burada şöyle yaparsak çok iyi olacak. Mert karakterini kadın yaparsak eğer tüm sorun halledilir. Lezbiyen olursa sorun yok yani. Ben de şunu dedim, yani Mert karakterini kadın yapmak dedik, hani bu film o film olmuyor yani en temelinde. Başka bir film oluyor. Yapsın. Başka bir film, başkalarının yapabileceği bir şey. Ya da işte bu filmi atıyorum İsveç'te, İngiltere'de, farklı ülkelerde çekip oranın oyuncularıyla, İsveçli oyuncularla İsveççe, Fransız oyuncularla Fransızca. Yani baya baya böyle yeni önerilerle yani karşılaştım ve bunların hepsi çok yaratıcı. Şeytanın aklına gelmez. Evet, bayağı. Ve ben de diyordum ki yani hani çok teşekkürler ama hani bu filmin yani önemli olan kısmı meselesi zaten başka. Meselesi Türkiye'de Türkçe, Türk oyuncularla yapılması. O sebeple o zaman bunu bulamayacağımıza farkına vardık ve işte İsmet, ben, Kaan, hani biz bir şekilde bu filmi yapacağız. Yapımcılar da biz olacağız. Yanımızda da dördüncü ortak olarak işte az önce İsmet'in de bahsettiği gibi Feri dahil olmak istedi. Feri'yi dahil ettik. Sonrasında oyuncularımızla beraber bu yolu girdik ki oyuncularımıza da bunu belirttik. Hani böyle bir meseleyi anlatacağız. Hani Türkiye'de hani nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Hani seyirci tepkilerini de bilmiyoruz ama hani bir meselemiz var, bir derdimiz var ve biz bunu anlatmak istiyoruz. O yüzden bu yolculuğa beraber bu şekilde çıkacağız dedik ve İyi öyle de çıktınız. İyi. Bir de şimdi ben sizle artık filminizin şey daim moderatörü oldum diye düşünüyorum. Evet, doğru. Yani bütün festival Antalya'da başlayarak İstanbul'da evet. da izleyicilerin son derece sahiplendiği, son derece hoşuna giden, keyif aldıkları, meselelerin üzerinde tartıştıkları bir film oldu. Evet. Yaptığımız soru cevaplarda da bunu gördük. Doğru. Aslında yani otoritelerin şey... dışında başka bir okuma yapıyor seyirci evet. burada. Bilmiyorum doğru düşünüyor muyum? Yani hadi. Hemen sizler. Topu devrediyorum. Şey, kendilerinden çok fazla şey buldukları ve bulabildikleri bir film olduğu için öyle olduğunu düşünüyorum. Bir de genel bir hani toplumun ikiyüzlülüğüne dair bir durumda söz konusu evet. olduğu için, orada normlar devreye girdiği evet. için ve işte her ne kadar kendi bağımsızlığını, kendi karakterim için konuşursam, eline almış bir kadın olmasına rağmen o da hani el alem ne der baskısıyla hareket ettiği için o yüzden çok ait hissetmiş olabilirler, yakın hissetmiş olabilirler. Sen, öyle tepkiler. Sen ne diyorsun Cem? Bir de şimdi çok özür dilerim, hep yine gevezeliğim tuttu. Türk erkek oyuncularına şu son dönem olmuyor artık ama hep sorulur o soru. Kadir İnanır'a tarih bir eşcinsel karakteri oynar mısınız? Hani genelde de yok falan diye cevap alınırdı bunlara. Ve saçımda artık böyle sorular sorulmuyor Allah'tan oyunculara. Ama hala bence bu endişeyi taşıyor mu erkek oyuncular? Bence yani ben hani kesinlikle taşımıyorum zaten de bence taşıyorlar yani. Bence hala çok taşıyorlar. Bence de taşıyorlar. Bence taşıyorlar. Ben biliyorum taşıyanları var. Ben de taşıyanları biliyorum. Yani bahsettiğin örneklere göre hani tamamen örnek veriyorum. İşte 10 yıl önceye göre, 20 yıl önceye göre bu konuda biraz daha açık oyuncularımız var ama hala o şeyle karşılaşanlar var. Hatta ben bunu biraz daha şey yapacağım. Özellikle televizyon anlamında söylemem gerekirse faaliyet gösterdiğim alanlardan birisi olduğu için söylüyorum. Hani eşcinselliği geçtim. Hani dayak yemek istemeyen erkek oyuncular var. Yani ben şu an dayak yiyemem vesaire. Öyle bir durum yok. Hani ya da işte kötü karakteri oynamak istemeyen oyuncular var. Hani bu çok fazla alanlara şey yapılabilir. Kategorileri ayırabiliriz yani bunu. İyi ki Cem Yiğit gibi oyuncularımız var. Allah'tan. Yani şöyle, bence hani bu filmin seyirciler tarafından bir şekilde anlaşılır olmasının
şöyle bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Çünkü işte ben eşcinsel oynamam, ben dayak yemem. Çünkü ben oynadım mı bunu böyle yaparım ve bu karakter de böyle mükemmeldir gibi bir düşüncemiz yok. Yani onlar en azından bütün bu karakterleri ve bütün bu filmi resmederken ince ince kusursuzluk onların her zaman en arka plana attığı şeydi. Ve hani bu kusurlu olma hali, herkesin kusurlu olma hali, herkesin bir seyirci olarak özdeşlik kurabilmesini sağladı. Bence en önemlisi de bu. Yani eminim hani geçmişte buna benzer bir şey yaşamış olabilir, yaşamamış olabilir. Ama en azından aynısını yaşamamış olsa bile benzer bir şey her halükarda yaşamıştır. Yani her halükarda herkes bir gün yalan söylemiştir. Kesin. Evet. Tabii ki. Yani dayak atmıştır, dayak yemiştir, dayağı görmüştür, dayağı susmuştur, konuşmuştur, konuştuğu için cezalandırılmıştır gibi gibi çoğaltılabilecek şeyler var. Bence onlar da zaten bunu o kadar güzel oluşturdular ki o yüzden de seyirci tarafından çok rahat bir şekilde alımlanıyor. Evet. Yani böyle bir otoriter bir yerden ya da ha, üst bir bakış açısından bir sanat eseri seyrediyoruz, ha bu dünyada böyleymiş demiyor. İster istemez çarpıyor kendilerine. Yani ben şunu çok duydum, bunu hepimiz şahidiz, mutlaka sizler de duymuşsunuzdur. İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da, Almanya'da hani gösterimlerden sonra seyirciden bizzat yazar olarak bunun kendi hikayesi olduğunu, yani kendi hayatında da benzer bir süreçten geçtiğini, benzer ilişki deneyimleri yaşadığını ya da işte böyle durumlarla karşılaştığını, çevresinde de böyle olduğunu söyleyen çok fazla insanla karşılaştık. Bunları duymayı bekliyordum ama bu kadar fazla beklemiyordum, dürüst olmak gerekirse. Bir taraftan da şey, insanların iç dökme şeyine dönüştü değil mi? Evet, evet, evet. Filmin arkasından yapılan özellikle soru cevaplar. Hiç çok konuşulmayan çok ilginçti. Konular olduğu için, yani kendi aramızda konuşuyoruz ama sinemada konuşulduğunu görmediğimiz yoğunlukta ve şu da var. Birinin söylediğinin peşinden giden de değil. Yani üç karakterde başka şeyler sürekli söylüyor, sürekli yeni şeyler açılıyor. Ve yani hepsi var, hepsi yaşanıyor. Hani böyle bir filmde, yani şimdi tabii bundan 20 sene sonra Türkiye'de çok daha fazla bunlar konuşulduğu zamanlar geldiği zaman bu filme dönüp bakıp yani bu kadar açıkça, bu kadar uzun süre, hani filmin süresi uzun değil ama konuşulmuş bir film olarak bence bir özel bir yeri olacaktır. Kesinlikle. Çok, gurur verici bir şey. Kesinlikle. Bir de şey çok ilginç değil mi? Bana öyle düşünüyorum. Hani her şeye rağmen devletin, demokrasinin kılıcı gibi bir LGBTİ hareketinin sanki böyle bıçakla kesmeye çalışır gibi davrandığı günlerde sinema salonunda gençlerin kalkıp çıkıp ben de bir queer'im, ben de bir eşcinselim diye kendilerini bu kadar o aleni şekilde ortaya atmaları veya saçmaları, ne diyeyim bilemedim o kelimeyi ama bana çok hoş ve çok umut verici geldi. Yani bu film böyle tuhaf hisler yaşattı bana aslında bir taraftan da. Hani her seferinde korktuğum, efendim. Evet, her seferinde, evet, her gösterimde. Evet. Her gösterimde, her gösterimde bunlarla karşılaşıyoruz. Bence şu bir bakıma yalnız olmadıklarını görüyorlar en temelinde. Bu onlara cesaret veriyor diye tahmin ediyorum ben. Bir yandan Türk sinemasında alışkın olmadıkları, çünkü görmedikleri hani bir karakteri şey yapıyoruz, gösteriyoruz ve tüm açıklığıyla gösteriyoruz. Bunda hiçbir şekilde çekince yok. Ondan dolayı da tatmin olduklarını düşünüyorum. Az önce Cem'in söylediği şeye de çok katılıyorum. Buradaki üç karakter üzerinde de asla şey yapmadık. Hani bunları tam tersine tırnak içerisine söylüyorum. Kusurlarıyla kabul ettik ve bunları bu yapan özellikler buydu zaten en temelinde. Çünkü üçü de aslında insan. Hani ben bunu söylüyorum, hani bu filmi queer filmi olarak değerlendirenler var, bunu şey yapmıyorum, inkar etmiyorum ama başlı başına bir insan hikayesi en temelinde ve anlatmak istediğimiz şey bir insan ve ikiyüzlülük en temelinde. Hani o açıdan bunu sadece kadın karaktere ya da erkek karaktere şey yapmak da istemiyorum, hani sınırlandırmak da istemiyorum. Hani çok daha geniş bir şekilde bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ben hemen aklıma o şarkı geliyor, hep söylüyorum sana da zaten İsmet, hatırlıyorsun. Masum değiliz hiçbirimiz. Evet, evet. Filmi özetleyen şarkı diyorum ben de ona. Bir de şimdi ama şunu da düşünüyorum ben bir taraftan, hani Cumhurbaşkanımız seçildiği anda otobüsün tepesine çıkıp ilk cümlelerin içinde LGBT'lere işte karşıyız, niye böyle bir şey açıklama gereği duyuyorsa daha ilk konuşmasında, ama bir taraftan da işte arkasından işte biz ayrı şeyiz, partisiz gibi bir açıklama yapıyor. Biz bir taraftan da şeyi tartışıyoruz aslında filmin üzerinde.
iki yüzlülüğümüzü, işte birbirimize net ve açık olmadığımızı tartışıyoruz. Bir taraftan da şeyi olmuyor mu, hani mecbur bırakılmıyor mu bireyler bu şekilde diye düşünüyorum ben kendi kendime. Yani toplumun bize dayattığı evet. bir ikiyüzlülük. Aynen. Yani bu ikiyüzlülüğü aslında toplum dayattığı içinde yaşıyoruz diye düşünüyorum bir taraftan da. Bence zaten Erdin'in bu topraklarda bu oyuncularla diye diretmesinin sebebi de tam olarak tabii. bu. Aynen. Yani o baskılar. Yani evet. şöyle katılıyorum Melisa'ya. Bana şunu soran hani seyircilerden şöyle tepkiler de alıyoruz. Ceren karakteri özelinde. Ben Ceren'in yerinde olsaydım işte evlenmezdim tırnak içerisinde. Ben de diyorum ki hani siz Ceren'in pozisyonda kaldınız mı? Hani gerçekten Ceren'in düştüğü duruma düştünüz mü? Düşmedim. Hı. İşte bu aslında en temel, en net cevap burada. Bilmiyorsunuz çünkü. Hı. Siz de bu topraklarda böyle bir durumla karşılaşsanız nasıl bir tepki vermeniz gerektiğini ya da şey yaptığınız, vereceğinizi de bilmiyorsunuz. Bence bunda emin de olamazsınız. Çünkü biz bu topraklarda yaşayan bireyler olarak, insanlar olarak belli başlı toplumsal kodlara hakimiz. Yani siz kabul edin etmeyin, karşı çıkın çıkmayın, o zaten sizin bilinçaltınızda o şekilde oluşuyor. Bence filmde çok güzel yerlerden birisi, hani seyircinin dikkat edecektir bazı ayrıntılara. Durum açığa çıktıktan sonra Ceren karakterinin sorduğu sorulardan ilk şeysi şeye gelmiş midir? Nikah memuru gelmiş midir? Hani o kadar plan, program, masraf, bütün ailem içeride, yani bilinçaltından dökülen cümleler bunlar. Hani o durumda belki her şeyden önce kendisini değil ailesini düşünüyor. Ailesini öyle bir durumda bırakmak istemiyor. O kadar masraf harcanmış olmasının şu anda evlenmesi gerektiğini düşünüyor. Hani bu tarz şeylerle yaşadığımız için bence bu sadece Ceren özelinde değil hepimiz kesinlikle için geçerli olan bir durum. O sebeple siz o noktada gerçekten bilinçli karar veremezsiniz. Benim düşüncem bu. Elbette bunda karşı çıkanlar mutlaka olacaktır seyircilerimizden. Yaşadığınız toplum o kadar sizin şeylerinize, düşüncelerinizi siz kabul etseniz de etmeseniz de sirayet ediyor ki hani ne tepki vereceğinizi siz bile bilmiyor olabilirsiniz. Doğru. Öyle düşünüyorum. Evet, yani maalesef işte dediğim gibi o kadar çok şey anlatıyor ki aslında film bize, hani veya okumak, ben yaptığım okumalarda bunlara hep işte, çünkü dediğim gibi yani o kadar az bu tür de film izledik ki biz, hani evet Batı sinemasına baktığımızda hani Batı'da izlendiği zaman çok ilginç gelmeyecek diye evet. düşünüyorum ben bu film, hani çünkü her sene en az 2-3 tane örneğini görüyorlar ama bizim Türkiye için çok önemli. İma etmeden açıkça konuşulması bu esas konu. Yani imalar tabii ki çok yapıldı, yine yapılır. Biz de yapabiliriz hani projenin durumuna göre ama bu öyle bir film imalardan değil. Da ne bileyim ben. Ya doğru. Ben abi bu yaşıma geldim artık bıktım imalı. Hani biraz açık olalım istiyorum. İyi ki açık oldunuz diyorum bir taraftan da. Yani. Hani ömrüm bitti artık bu imalardan. Mesela bunu... Bunun bir övgü olarak döneceğini ben tahmin etmiyordum bize. Çünkü az önce söylediğim gibi ben çok açıklığıyla yazdığım için hani hiç burada şunu ima edeyim, bunu şey yapayım falan hiç o şeylere girmedim. Olduğu gibi göstermek istedim. Bu Antalya'dan sonra çok başımıza geldi. Ya tebrik ederim, siz çok açıksın. Allah Allah. Öyle olması gerekmiyor mu zaten diyorum. Hayır işte böyle. Az önce senin söylediğin gibi hani o kadar imalardan dolayı buradan böyle bir şey mi söylemek istiyor gibi. Siz bayağı dandum giriştiniz bu. İşte ben mesela... Halbuki dandum girişmek değil, sadece bu açıklığıyla konuşmak yani en temeli. İçindeydin karanlık gece. Mesela ben Özcan'a da söylüyorum yani bu kadar ima gerekmiyordu ya. Hani bunu ya etme ya bir açıklıkla anlat bize bir şeyler diye mesela. Yok ya, Özcan da şaşırdı ben böyle bu kadar. Hani bazen artık insanlar tepki vermeye. Hani geliyorsun ya şuraya. Aynı şey Emin filmi için de Emin'e de söyledim hani. Yani evet bir şeyleri ima ediyorsunuz ama ne ima ediyorsunuz? Hani o viraj çok kolay geri dönülebilir bir viraj çünkü. Evet. Dolayısıyla... Tabii onların filmlerinde başka meseleler de var ya, hani tek konu onlar değil ama tabii bize ki, tek konu hani ki. Bu biz kimiz? Biz hakikatin peşinde miyiz yoksa yine böyle etrafından dolanıp arkamızı dönüp gideceğiz mi'nin şeyi ya bu, her anlamda ilişkiler üzerine. Dolayısıyla işte hakikati seçenler var, seçmeyenler var, düşünenler var. Onu filmi izleyenler görecek ama buradan biz
Yani hani biz bunu da ima etmeye çalışsaydık ya bu film çok korkunç bir şey olacaktı yani. Zaten bunun gücü, bu karakterler belli ki bu noktaya kadar ima ederek gelmişler zaten. Yani düğünden bir saat önceye kadar tamamen her şekilde imalarla bu noktaya gelmişler ve artık bu buraya kadar gelmiş ve açıyorlar. Açmak zorundalar. Hani hatta Ceren karakteri ilk başta bunu ignore etse de hala şey değil aslında açık olmakla açık olarak açık bir yerden ilerlemek hiç istemiyor değil, evet. Ama bir noktadan sonra o da patlıyor. Patlamak zorunda. Tabii. Hani çünkü zaten filmdeki tartıştığımız mesele bu ikiyüzlülük. Hani o imalarla biz bunu yapamazdık. İsmet'in de söylediği gibi. Evet, elinize sağlık, emeğinize sağlık. Daha konuşulacak çok şey var ama hafif hafif toparlayalım. Benim de son sevdiğim soru var bir tane. Her bütün konuklarıma soruyorum. Bir sonrası var mı, bir sonrasına dair bir şey? Hepinize sorayım. LCV'nin devamını sormuyorsun. Hayır hayır. Yeni. Niye olmasın? O kapıdan sonrası anlatılabilir tabii. Ya ben en başta ben varım, ben başlayayım. Benim yapmak istediğim bir sinema filmi var. Kaan'la da konuşuyoruz onu. Ama Kaan'la onu birlikte yapar mıyız, yapmaz mıyız? Ona henüz tam karar vermedik. Çünkü biz sinema yolculuğumuzda her zaman birlikte olacağımızı biliyoruz ama her filmi de birlikte çekmeyebiliriz. Öyle bir şey var beni çok heyecanlandıran. Umarım birkaç sene içinde onu yapabilirim. Başladı mı yolculuk? Senaryosu başladı mı? Var, birkaç draft var. Onu da benim çocukluk arkadaşım var. Cansu Özge Özmen, o yazıyor. Çok güvendiğim ve yine çok konuşulmayan, burada biraz böyle pek böyle izlemediğimiz tarzda bir şeyler olan bir film, bir insan draması. Evet, öyle. Onun için heyecanlıyım ama yani biraz daha zamana ihtiyacım beni var. Beni de heyecanlandırdı şimdi. Evet. Beni de. Çok yaşlanmadan yap da konuşalım yine. Yok, o kadar olmaz. benim LCV ilk filmimdi yazar olarak. İkinci filmim Kül. Çekimleri geçen sene tamamlandı. Erdem çekti, Erdem Tepegöz. Bir kadın hikayesi. Kim o da farklı oynuyordu, bir unuttum. Hikaye. Funda Eryiğit. Funda Eryiğit, Mehmet Günsür ve Alperen Duymaz'ın oynadığı bir hikaye. Platform söylememde bir mahsur var ama Netflix'te olacak önümüzdeki sene itibariyle. Muhtemelen Eylül'den sonra olur diye tahmin ediyorum. Tam olarak tarihini bilmiyorum, açıklanmadı henüz. En yakın zamanda gelecek olan projemin bu olduğunu söyleyebilirim. Sen de kim bilir daha ne projeler var. Temmuz ayında bir tane daha filmin çekimleri başlayacak. Onu belki güzel bir haber olarak söyleyebilirim. Ceylan'la, Ceylan Özgün Özçelik'in çekeceği bir sinema filmi olacak. Harika. Ben açıkçası şey yapıyorum. Şu anda sinema üzerinde yaratıcı ve verimli olduğum bir dönemde olduğumu düşünüyorum. O yüzden sürekli hikayeler geliyor ve fırsat buldukça diyeceğim. Çünkü çok yoğun bir iş hayatım var. Yazmaya çalışıyorum. O yüzden bu film üzerine devam edeceğim gibi görünüyor. Tiyatroyu da bırakma. Çünkü çok sağlam tekstilci izledik senin. Evet, çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Şeyinde, tarihinde. Evet, doğru söylüyorsun. Tiyatroya da devam etmeyi planlıyorum tabii ki. Peki Cem. Evet. Bu arada Cem bir de bir fotoğraf sergisi açtı. Onu da hatırlatmış olalım. Evet. Hani bir koltukta birkaç kartuz derler ya. Öyle bir sanatçı. İyi geçtiğini duydum. Göremedim. Güzel geçti. Güzel geçti. Belki işte bir başka şehirlere de götürme gibi bir durumum olabilir. Ya öyle bir şey olursa ben veririm zaten. Ben ne yapıyorum ya da ne yapacağım? Niye gülüyorsunuz? Çok anlamlı oldu bu. Ben onun tatlılığına gülüyorum. Ben bir tiyatro oyunu yönetmeye çalışıyorum şu anda. Onun için dramaturji çalışmaları, tarih vesaire okumaları yapıyorum biraz. Biraz okumalara boğulmuş durumdayım. Eğer telifle ilgili bir sorun olmazsa başlayacağım muhtemelen. Harika. Daha şimdi tüyo verilmiyor ama. Yani şey, daha telifi gelmiş olsa derim. Yani hani tamam, hemen tamam. Zevkle. Beckett aslında, söyleyeyim hadi. Tamam, okey. Bir Beckett oyunu diyeyim. Bakalım. Sevgili Melisa, güzel, yetenekli Melisa. Çok mersi. Şöyle, ben de şu aralar sanatın başka, yani şu aralar ilgilenmiyorum ama aktif olarak yoğunlaştığım bir şey var. Ben de biraz zaman ihtiyacım var tam açıklamak için. Ama action painting ile somatik diyalog üzerine bunu ikisini birleştireceğim birkaç proje var. Onunla ilgileniyorum. Bir de normal oyunculukla ilgili projelerle ilgileniyorum. Şu an onları okuyorum. Ama peki, hemen başlayacak diye söyleyeceğim şu an net bir şey yok. Peki. Böyle efendim.
Teşekkür ediyorum. Evet, iyi ki geldiniz. İyi ki konuğum oldunuz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Biz teşekkür ederiz. Yeni projelerinizde heyecanla bekliyorum. Daha çok görüşmek için. Evet, Action'dan bugünlük bu kadar. Önümüzdeki programda görüşünceye dek hoşça kalın.